Merhaba arkadaşlar, C# derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son projemiz üzerinden, bunun üzerine yeni nesneler ekleyerek devam edeceğiz. Toolbox'ımızdan bu sefer tanıyacağımız eleman ise Listbox. Listbox, size sunulan bir liste üzerinden herhangi bir verinin seçilmesini sağlıyor. Buradaki verilerden sadece bir tanesi seçili olabiliyor Listbox'larda. Şimdi bu eklediğimiz listbox'ın yine bazı özelliklerinden şöyle kısaca bakarsak, işte ismini değiştirebiliriz veya herhangi bir yere sabitleme şeklinde opsiyonlarımız var. Mesela burada pencere büyüdüğü zaman nereye odaklı biçimde bu listbox'ın hareket edeceğine dair seçim yapıyoruz. Mesela şu an sağ yanı seçtim. Run ettiğimizde, çalıştırdığımızda pencerenin değişen büyüklüklerine göre bizim bu koymuş olduğumuz listbox sağ endeksli bir hareket yapacak. Diğer elemanların standart olarak sol üst köşe seçili olduğu için o yanda kaldığını görüyoruz. Bu yandan yaptığımız pencere değişimlerinde bu taraftan yaparsak da gördüğünüz gibi bu şekilde hareket etmekte. Nereye gitti programımız? Şuradan debug'da stop debugging dersek programı kapatabiliriz. Şimdi yine diğer özelliklerden rengiyle ilgili ayarlamalar yapabiliyoruz. Daha sonra fontunu değiştirebiliriz. Bunlar genelde zaten sıradan karşılaşmış olduğumuz özellikler. Listbox'ın seçtiğimiz zaman şu gördüğünüz küçük bir üçgen tuşu var. Ve buradan bastığımız zaman Edit Items diye bir seçenek göreceğiz. Burada Listbox'ta sergilenecek olan itemları yani seçenekleri yazıyoruz. Ve biz önceden yaptığımız toplama işlemini biraz daha kompleks hale getirelim. 4 işlem yapabilen bir makine olsun bu. Ve burada her satıra bir tane eleman gelmek üzere listbox'ta gözükmesini istediğim yazıları buraya yazabiliyorum. Tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi listbox'a eklenmiş durumda. Listbox'ın özelliği olarak işte listbox'ı aşıyorsa eğer elemanların boyutları otomatik olarak bu scroll bar dediğimiz yukarı aşağı hareket etme kısmını çıkartıyor. Artık sırf toplama yapmayacağımız için şöyle yapalım. Buradan seçilen opsiyona göre toplama, çıkartma, bölme ya da çarpma yapıyor olalım. Şimdi yapmamız gerekenlerden bir tanesi listbox'ı çift tıkladığımız zaman listbox'ın selected index change diye bir tane metoduna götürecek bizi. Bu selected index change metodu listbox'ın üzerine tıklanarak herhangi bir index değişimi yapıldığında mesela toplama seçilir başta ben bölmeye basarım. O zaman otomatik olarak çağrılır ve burada listbox üzerinde seçili olan indekse göre herhangi bir işlem yapmam sağlanıyor. Aslında tam olarak da direkt indeks değişince yapacağımız bir şey değil bizim. Eğer indeks değişince yapacak olduğumuz bir şey olsaydı onu da görmek için yapalım. Biz sonucu eşittire bastığımız zaman çıkarttığımız için şu an indeks değişince herhangi bir işlem değişimi yapmamız gerekmeyecek yani. Direkt olarak bastığımızda yapılması gereken bir şey değil. İndeks değişikken eşittire bastığımız zaman farklı hangi indeks seçili olduğuna göre bir işlem yapacağız. Ama biz yine de görmek için bir label'ı değiştiriyor olalım. Buradaki label'ımız bizim başta 0. indeksten başlayacağız için listbox'ımız. Yani toplama işlemi mevcut işlem olacak. Burada başlangıçta toplama işlemi yazıyor olsun. Ve biz burada listbox'ın indeksi değiştiği zaman az önce eklemiş olduğumuz label 1'in tekstini, içeriğindeki yazısını seçili olan bu elemana göre değiştirelim. Şimdi bunu yapmak için if'lerle bir şey yapabilirdik. Şimdi bu objemizin adına bakalım. Listbox 1.
Yani biz şöyle bir şey yapabilirdik. İşte listbox 1'in selected index diye bir tane değişkeni var. Bu seçili olan indeksi en yukarıdaki eleman 0 olmak üzere sıralamakta. Aynı zamanda selected item şeklinde de bir değişkenimiz var. Bunu da yazıya döktüğümüz zaman seçili olan neyi seçtiysek onun yazısı çıkacak muhtemelen. Bunu yalnız bir deneyelim. Ne çıkacak şimdi? Selected item'ın to string'i varmış. Yani string haline dönüştürülebiliyormuş. Burada içeriğindeki yazılarla data ile ilgili bir string de dönebilir bize. Bunu bir deneyelim şimdilik. Şu an indeksi değiştirdiğimiz zaman label birimizin değişeceğini umuyoruz. Neye değişeceğini de gördüğünüz gibi şu an değiştirdiğim zaman label bu listbox'taki seçili olan item'ın string haline yani içeriğindeki yazıya dönüşmekte. Şu an herhangi bir başka değişiklik yapmadığım için eşittirle ilgili kısma şimdi geleceğiz. İçerik kısımlarını boş bıraktığım için elemanları az önce hata aldık. Burada bu şekilde yapabileceğimiz gibi aynı zamanda şey de yapabilirdik. Zaten onu şimdi yapacağız. Orada karışmayalım. Buton birimiz bizim eşittir butonuydu ve yapacağımız işlem şuradaki yaptığımız toplama işlemi buna göre belli olacaktı. Biz şimdilik şöyle yapalım. A, B, C'yi yukarıda tanımlayalım. C ile yaptığımız toplama işlemini de İsterseniz bu arada şöyle bir şey yapalım. Birazcık yazılarımızı da büyütelim. Ki videoda daha iyi görünsün. Tools'tan Options'a geldim. Burada Environment ve Fonts and Colors diye seçeneğimiz var. Biz bir 18 yapalım bakalım. Daha iyi gibi sanırım. Gerçi çok mu büyük oldu? Biraz küçültebiliriz belki. 15 olsun. Evet. Selected Index Change metodumuzu yapmıştık. Şimdi buton bir klikte yaptığımız hatırlarsanız A ve B değerlerini text box'lardan alıp integer'e çeviriyorduk. C değeri de bizim sonucumuz olacaktı. Fakat toplama işlemi yapıp yapmayacağımızı artık list box'taki değere göre belirleyeceğiz. Onun için şöyle bir şey yapabiliriz. If ile list box 1'in selected item da diyebiliriz. String'e çevirip string'leri karşılaştırabiliriz. Fakat daha kolay bir yöntem olarak selected index de diyebiliriz. Programı biz yazdığımız için içindeki item'ların sıralamasını biliyoruz ve eğer sıfırıncı item seçiliyse toplama işlemi yapacağımızı da biliyoruz. Bu şekilde if else'lerle veya switch case şeklinde de kullanabilirdik. İşlemin sonucunu belirleyecek işlemi yapalım. Çok garip bir söz oldu. Çıkarma, bölme, çarpma sıralamasına gidiyormuş. Çıkarma değer birinci indekste. İkinci indekste bölme yapacağız. Şuraya başa else de koyalım. İndekslerimiz sıfırdan başlıyor. Yani en baştaki eleman için sıfırıncı indekse gitmemiz gerekmekte. Zaten 4 item olduğu için şu son karşılaştırmayı yapmayabiliriz. Yani 0, 1 ya da 2 değilse seçili olanın 3. indeks olduğunu biliyoruz. C'yi bir şekilde bu if else bloğunda belirlemiş olacağız ve en son C'yi de string'e çevirip text box 3'ün içerisine atıyor olacağız. Şimdi programımızı çalıştırabiliriz. Şu an herhangi bir indeks yazmadım. Mevcut indeksin sıfırıncı indeks olduğunu kabul ediyoruz. 2, 3 dedim. Herhangi bir şey seçmemiş olmama rağmen 6 çıktı. Listbox'ta standart olarak, default olarak başladığı indeks değeri sıfırıncı indekstir. Bunu aynı program ayarlarından değiştirebilirsiniz isterseniz. Şimdi mesela çıkartma diyelim ve eşittire bastığında sonuç eksi 1 geldi. Bölme diyelim. Bu sefer sonuç 0 geldi. Çünkü integer'larla yapıyordum işlemi. Mesela 10'u 3'e bölelim. 3 geldi.
3,33 geliyordu normalde. Fakat integer olarak kabul ettiğimiz için 3 değerini almış oldu. Çarpma da yaptığımızda gördüğümüz gibi program düzgün bir şekilde çalışmakta. Eğer bu default değeri değiştirecek olsaydık, default index değerini, onu burada da ayarlardan seçebiliyor olmamız lazımdı. Gördüğünüz gibi burada selected. Ha, pardon, buradakiler şey, database'e de bağlayabilmekteyiz. Buradaki değerlerin, yani itemların herhangi bir database'den alınmasını da sağlayabiliriz. O şekilde yapacak olursak, onu daha ileriki derslerimizde görüyor olacağız. O şekilde yaptığımız takdirde başlangıç olarak, default olarak bir tanesinin seçili olmasını buraya yazabiliyoruz. Bu şekilde yapsak, bu şekilde kabul etmedi. Buradan direkt değiştirme kısmı koymamışlar, fakat biz şöyle bir şey yapabiliriz. Formu çift tıkladığımız zaman, yani şu herhangi bir eleman değil de dıştaki pencereyi çift tıkladığımız zaman Form 1 bizim şu anki projemizin dosyası Form 1 olduğu için Form 1 loot de, yani bu sayfa ilk açılırken yapılan işlemleri buraya yazıyoruz. Burada mesela çeşitli atamalar yapabiliriz. Mesela label 1'de toplama işlemi yazıyordu. Biz şöyle bir şey yapalım. Label 1'de tekstimizi çıkartma işlemi olarak değiştirelim. Ünlem de koyalım. Bu hani normaldeki indeks değiştirdiğimizde yazan yazıdan daha farklı bir şey. Aynı zamanda da listbox 1'in selected indeksini 1 yapalım. Yani en başta ben hiçbir şey yapmadığım zaman başta toplama işlemi yapıyordu. Şimdi çıkarma işlemi yapacak. Neden? Form 1 loop'ta, yani sayfa pencere ilk açıldığı zaman ben hem label'ı değiştirdim hem de selected indeksi 1 olarak değiştirdim. O yüzden pencere açıldığı zaman gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu yalnız. Şimdi label 1 tekstini değiştirdim ben. Daha sonra listbox'ın selected indeksini de 1 olarak atayınca selected indeksi elle değiştirdiğim gibi oldu ve buraya çıkartma yazdı. Bu işlem sırasını değiştirirsek eğer, böyle yaparsak label'ın çıkartma işlemi yazıyor olması gerekiyor. En başta gördüğünüz gibi çıkartma işlemi yapıyor, yazıyor. Ve burada da zaten çıkartma seçilmiş durumda. 4'ten 1'i çıkartarak 3 sonucunu elde ettik. Bu dersimizde ne yaptık? Listbox'ın birazcık tanımış olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.